Burası, tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin cennet köşelerinden Ürgüp. Doğal, kültürel ve tarihsel birikimleriyle tüm dünyanın yakından bildiği Kapadokya'nın en önemli turizm merkezlerinin başındaysa Saklı Vadi geliyor. Saklı Vadi'yi her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. Saklı Vadi'yi çok seviyoruz. Ne zaman vakit geçirmek istesek, huzur bulmak istesek buraya geliyoruz. Burayı çok seviyoruz. Eski kaya barınakları ve kiliselerse bölgeyi ayrı bir çekim merkezi haline getiriyor. Mustafa Paşa Kasaba Meydanı'ndan güneybatıya doğru uzanan eski kaya barınaklarını ve Mehmet Balta'nın yeri olarak bilinen Saklı Vadi'de Gibos Vadisi Ayos Grigorios Kilisesi bulunuyor. Bölgede turizme yönelik sayısız yemekler, davetler, klasik müzik konserleri düzenleniyor. Dünyanın bu eşsiz volkanik coğrafyasında yabancı turistlerin en çok ilgisini çekense sıcak hava balonları oluyor. Kapadokya'nın derin vadilerinde ve kaya oluşumları arasına sıcak hava balonuyla uçan binlerce ziyaretçi gökyüzünde sessizliğin ve huzurun tadını doyasıya çıkarıyor. Kapadokya'nın güzelliklerini ziyaretçilerine sunan sıcak hava balon turu uçuşlarına talep, bölgenin sunduğu mükemmel hava koşulları ve muhteşem manzara nedeniyle her yıl artış gösteriyor. ...2008 yılından beri faaliyet gösteren Skyway Balon İşletmesi de 8 pilot, 11 balon ve 160 kişi taşıma kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlere bölgeyi gökyüzünden keşfetme imkanı veriyor. Balon turu için organizasyon standarttır bölgede bulunan bütün firmalarda. Sabahleyin müşterilerimizin, yolcularımızın otellerden alınmasıyla başlar. Kalkış alanına çok yakın bir noktada kahvaltı verilir. Çay kahve, ufak tefek atıştırmalar. Balon uçuşu takriben bir saatlik bir organizasyondur. Balon uçuşu tamamlandıktan sonra bir kutlama, şampanya eşliğinde bir kutlama. Bununla beraber bir sertifika dağıtımı balonla uçtuklarına dair daha sonra otellerine dönüşleriyle sona erer. Peki balonla uçuşta dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bizim firmamız ağırlıklı olarak kurumsal hizmet veriyor. Müşteri portföyümüzün %99'u seyahat acentaları ve Avrupa menşelidir. Yerli müşterilerimiz, pasan tabir ettiğimiz oldukça az sayıda. Avrupa'nın ve çoğunlukla Uzak Doğu'nun her yerinden müşterilerimiz var. Uçuşta dikkat edilecek çok mühim bir husus yok. İki tane özel kısıtlamamız var. Bir hamile bayanlar, bir de kalp sorunu olanların katılmamasını öneriyoruz. Onun dışında uçuşta yapılan ağırlıklı olarak tek aktivite bol bol fotoğraf çekmek, manzaranın tadını çıkarmaktır. Özellikle uyulması gereken bir kural yok. Ayrıca şunu da belirtmem lazım ki balon istatistikli olarak en güvenli taşıma aracıdır. Hava, yer, kara, deniz fark etmiyor. Kapadokya bölgesinde günde yaklaşık 2000, yılda ise ortalama 700 bin turist balon turlarını tercih ediyor. Müzik
cardiac arrest. Yeah, they said it hard, dang hard as this. Hard, no one word describes me. If I wasn't doing this, you know what I'd be. Balon turizmiyle ilgili son olarak herkesin denemesi ve bir kez yaşaması gereken bir tecrübe olduğunu söylemek istiyorum. Kapadokya zaten bu konuda bir marka ve bütün dünyada tanınan bir merkez olmuş durumda.